Son zamanlarda bildiğiniz gibi emeklilikte yaşa takılanlar önemli bir konu olarak Türkiye'nin gündemine girdi. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı bizzat bu konuyu ekonomiye yapılan bir operasyon olarak takdim etti. Her türlü israf ve yanlış yatırıma para bulunurken vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini gidermek için kaynak bulunamaması hakikaten anlaşılır bir durum değil. Devlet vatandaşı ile yaptığı sözleşmeye sadık kalmadı. İşin aslı bundan ibaret. İnsanlar işe başlıyor. Hangi şartlarda emekli olacakları belli. Yalnız işe devam ederken şartlar değişiyor. Emeklilik yaşları uzatılıyor. Muhterem arkadaşlarım, bu problemin çözümünün gecikmesi üzerimize getirecek, ülke üzerine getirecek yükü giderek artıracak. Çünkü bu iş mutlaka çözülmeli. Ancak çözümün ille de bir sene içinde halledilmesi diye bir konu olmayabilir. Bunun çözülmesine karar verilir. Belli bir süreçte, ama bunu uzatmadan, bu konu çözülebilir. Bu da o zaman hükümetin üstüne bütçe büyük bir yük getirmez. Aslında bütçemiz maşallah o kadar sağlam ki gelen ne kadar sıkıntı varsa hepsini borçla hallediyor bu hükümet. Bir ilkesi var. Yeter ki borç bul. Hangi şartlarda olursa olsun borç almaktan mevcut problemlerini çözmek için kesinlikle geçmiyorlar. Ancak bunun ileride getireceği yükü biz gittikten sonra bu bizi de pek ilgilendirmez gibi bir havanın içine giriyorlar zannediyor. Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Engelli vatandaşlarımızı senede böyle günler vesilesiyle bir kere olsun hatırlamak aslında güzel bir şey. Onlara bundan sonraki hayatlarında mutluluk, huzur ve güvenli bir ortamda yaşamaya kavuşmalarını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarının dertleriyle dertlenmeyen, onların önündeki engelleri kaldırmak için bir politika oluşturmayan hükümetlerin güçlü olmaları da vatandaşın derdiyle dertleniyoruz iddiasında bulunmaları da mümkün değil. Bu mağduriyet aslında Türkiye'de ilk defa 54. hükümet zamanında Türkiye'nin gündemine girdi. Sayın rahmetli Erbakan hocamız Başbakanlık Özürlüler İdaresi'nin kuruluşunu o dönemde gerçekleştirdi ve bunun Türkiye için önemli bir adım olduğunu, bir kuruluş olduğunu ilan etti. Aynı zamanda istihdam oranının da devlette engelli istihdam oranının da %2'den %3'e çıkarılmasını prensip olarak benimsedi. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bir defa daha kutluyorum. Asgari ücret zam konusu yine gündemimizde. Bizi esas üzen, hayrette bırakan konu asgari ücretin her dönemde açlık sınırı üzerinden pazarlık konusu edilmesi. Adı üzerinde açlık sınırı.
açlık sınırında ücret almaya razı olan veya insanları bu noktaya zorlayan bir hükümet, ailelerin geçim derdiyle hiç ilgilenmiyor manasına gelir. Efendim, bu kadar zorluklar içindeyiz. Sıkıntılarımız fazla. Bütçe her zaman açık veriyor. Sürekli borçlanıyoruz. Doğru. Ama siz önce kaynak artırabilmek için israftan kurtulmanız gerektiği noktasında bir nosyonunuzun olması icap etmez mi? İsrafı dert edinmeyen bir hükümetin asgari ücretin biraz yükseltilmesini dert etmesi kadar garabet olmaz. Sendikalar da hazırlık yapacak, devlet de hazırlık yapacak, oturacaklar, söz gelimi 10 yıllık bir perspektifte asgari ücret hangi noktaya gelecek bunu belirleyecekler. Söylediğim şu, normalde bir ülkede çalışan insan çalışmasının sonunda kendi geçimini sağlayacak bir ücreti elde edebilmeli. Ha, bugünkü şartlarda siz diyebilirsiniz ki ben bu hedefe 15 yıl sonra ulaşacağım. Biraz daha baba yiğitlik gösterirseniz 10 yıl sonra ulaşacağım. Ona göre de her yıl en azından enflasyondan arındırılmış bir artış vereceğim. Bunu bir belirleyin. Israrla söylüyorum. Eğer bir hükümet derse ki ben 10 yıl sonra asgari ücreti reel manada bugün aldığı ücretin iki misline çıkarmak istiyorum, 10 sene zarfında %7 zam yapsın yeter. Enflasyondan arındırılmış olarak. Eğer %7 zam yaparsa 10 sene sonra bu ücret kendiliğinden iki misline çıkar. Yani 10 sene önce buna hükümet başlamış olsaydı, bugün iktidarın gündeminde, sendikaların gündeminde asgari ücret açlık sınırında mı olsun olmasın mı değil, 4000 lira mı olsun, 4100 lira mı olsun, belki bu konuşulacaktı. Türkiye'de iç piyasanın canlanması, ekonominin canlanmasına, ekonominin canlanması ise yatırımların artmasına, yatırımların artması Türkiye'nin güçlenmesine, yeni istihdam sahalarının oluşmasına, arkasından Türkiye ekonomisinin tahmin edemeyeceğimiz kadar büyümesine vesile olur. İç tüketim en önemli unsurlardan birisidir ekonomide. İhracatı her zaman yapamayabilirsiniz, engelleyebilirler. Ama iç piyasanın canlanması 80 küsur milyonluk bir ülkede çok önemlidir. İki misline çıksın, ekonomi iki misli canlanır. Bugün Türkiye'yi batıran bir numaralı konu israftır. Bir numaralı konu yolsuzluktur. Fizibilite etüdü yapılmamış, aklımıza göre hoşumuza giden elzem olmayan yatırımlardır. Savunma Bakanlığı'na sadece 53 milyar para konmuş ama Türkiye 10 ayda 200 milyar lira borçlanmış. 2020 yılında da faize 140 milyar lira para ayrılmış. Neredeyse savunma bütçesinin 3 misli. Bu rakamlara rağmen hala Türkiye'nin geleceği için asgari ücretle çalışanlardan fedakarlık beklemek aslında bir trajedidir, üzüntü verici bir haldir. Eğer biz sadece ifade ettiğim gibi israftan ve gösterişten, gösterişe yönelik yatırımlardan vazgeçersek, yatırım da demeyelim de harcamalardan, bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar kaynağa sahip olduğumuz ortaya çıkar. Kanal İstanbul projesi
muhterem arkadaşlarım, ilim adamları da çok açık ve net bir şekilde bu projenin Trakya'da ciddi manada ekolojiyi bozacağını, yeraltı su dengesini bozacağını, belli bir süre içinde Marmara'nın elden çıkacağını ortaya koyuyor. İstanbul kanalıyla bir şeyler yapıyoruz deniliyor da İstanbul adeta bu kanalla bir bölge ada haline getiriliyor. Herkes şunu bilmeli ki bugün Türkiye'nin meselesi kanal İstanbul meselesi değildir. Kalan İstanbul, elimizde kalan İstanbul meselesidir. İstanbul'a bakıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı bile bu şehre ihanet etmişiz ben dahil dedi. Bu söz söyledikten sonra İstanbul'daki yatırımlarda herhangi bir değişiklik meydana gelmedi ama. Geçmişte kanal projesine kesinlikle tavır koyan bir kişiydi Sayın Erdoğan. Şimdi ne oldu? Bir konu aklımızda, benim şahsen aklımda var. Buradaki arsalar ranta kurban edildi. Buradaki arsalar parsellendi. Birileri kim? Bunlar ortaya çıkar. Çıkmayacak bir şey yok ki. Hepsi tapuda kayıtlı. Birileri buradaki arsaları kendi ellerine geçirdikleri için İstanbul'un kanal projesi olmazsa olmaz hale geldi. 10 sene önceki Sayın Erdoğan'la bugünkü Erdoğan karşı karşıya şimdi. Buradaki ticari trafik belli iken özellikle de şimdi petrol taşımacılığında kanal döşenmesi öne çıktığından artık Avrupa'ya gidecek, doğudan gelecek petrolün doğal gazında deniz yoluyla değil karayoluyla gitmesi gündemde olduğu için hem doğal gaz için hem petrol için zaten buranın fizibilitesinin yüksek olma ihtimali gözükmüyor. Bunun şu anda ekonomimize bir yük getirmemesi için yap, işlet, devret modeline başvururlarsa gelecek nesillerimiz hapı yuttu. Çünkü biz şunu biliyoruz, yaşayarak gördük. Bugün nakit parayla yapılan bir yatırımı yap, işlet, devret modeliyle yaptığınız zaman bugünkü iktidarın mantığıyla maliyeti ikiye bazen üçe katlanıyor. Kim ödeyecek onu? İlerideki nesiller, gelecek nesiller. Bu bir tehlike. Biz bu arkadaşlarımıza içimizde bir husumet olduğu için bu ikazları yapmıyoruz. Allah buna şahittir. Sırf geleceğimiz için, kendilerinin gelecekteki itibarları için. Tabii bunları söylerken şimdi bir de termik santrallar gündeme geldi. Meclisten bir kanun geçirdiler. 2,5 sene bu konu gündemimizde artık olmayacak dediler. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız olmaz böyle bir şey dedi. Ne dedim başlangıçta? Şimdi bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti Genel Başkanı Erdoğan hangi konularda ihtilafa düşecekler? Yani meclisten çıkarken kanun Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yoktu. Halk bastırdı. Ben halkımızın yanındayım. Onlar ısrar ederse bu işlerden de vazgeçerim diyor. O da güzel bir şey. Kanal İstanbul'un alacak mesele. Bu mantıkla bu iş yürümez Allah rızası için. Evet, bizim kömür santrallarına ihtiyacımız var. Ancak bunların filtrelerinin kamil manada yapılması halinde bunlar bu ülkeye fayda getirir. Ha bu ucuz mudur? Ucuz olduğunu söylemiyor. Ama petrol ithalatından kaynak bizim olduğu için daha ucuza gelir kanaatindeyim. Teknoloji gelişti bu konularda. Biraz masrafımız artar ama insan sağlığı ileride daha büyük masraflara sebep olur.
hem de insanların sağlığı, sağlıklı yaşaması masraftan da önemlidir. Ne demiş George Orwell? Şu an kaç parmağı gösteriyorum? 4. Peki ya parti 5 derse o zaman da 5 olur demişler. Şimdi George Orwell mantığı bizde bayağı kabul gördü gibi. Orwell'in 1984 romanını okumayanlar hangi mantığın nasıl çalıştığını iyi öğrenirler. Yani bugün de neyle karşı karşıya olduğumuzu zannediyorum o romanı okuyanlar farkına varırlar. İmam Gazali der ki, hakkı adam ile bilemezsin. Önce hakkı tanı, o münasebetle de ehlini tanırsın. Hak insanlara göre değil, insanlar hakkaniyete verdikleri değere göre bir itibar görürler. Bugün aranıp da bulunamayan FETÖ'cüler esas itibariyle AK Parti'nin kendi kadroları içinde. Bilmiyorlar, görmüyorlar değil. Ama bizden olan FETÖ'cü iyidir, olmayan kötüdür diye bir mantıkla gidiyor bu iş. Türkiye'de yatırım politikasının bütünüyle değişmesi icap ettiğine her seferinde vurgu yapıyorum. Biz bugüne kadar sadece Türkiye'yi insanın hayatını kolaylaştıracak yatırımlara hükümet ağırlık verdi. Yollar, köprüler, binalar. Tamam bunlar güzel de adalet sarayları, okullar. Ama Türkiye'de üretimi artıracak yatırım yok. Esas mesele Türkiye'nin ihtiyacı olan malzemeleri, maddeleri dışarıdan getireceğimize kendimiz üretmemiz, yatırımları bu tarafa yönlendirmemiz, bunun sağlayacağı yeni istihdamlarla iç piyasanın da canlanacağı, işsizliğin azalacağı, böylece halkın derdine derman olunacağı manasına geliyor bu. Yatırım politikası anlayışı bütünüyle değişmeli.